Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün çok önemli yine bir konuyla beraberiz. Bugün çok farklı bir şey söylettim. Sushi çiğ köfte söylettim. Çok merak ediyorum. Nasıl? Zaten normal bildiğimiz çiğ köfte ama bir değişik versiyonu hani. Bir tadalım istedim. Çiğ köfte dünyasından söylettim. İlk defa çiğ köfte dünyasından yiyeceğim. Bugün bir de çok önemli bir konu anlatmak istiyorum size. Aslında bu birazcık sarsıcı bir konu olacak. Hem benim için hem belki sizler için bilmiyorum ne kadar ilgilenirsiniz ama şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Bu koronavirüsü ile ilgili ne yazık ki kötü bir şey oldu. Şimdi buna da prim falan dersiniz ama değil. Az önce babam aradı ve kötü bir haber verdi. Dedi ki sağlık ocağından aradılar. Ve 20 yaşlarında bir kız arıyorlarmış belediye evlerinde yani Adana'da. Ve siz kan verdiniz mi diye bizi soruşturuyorlarmış ailecek ve biz kan vermedik. Her neyse bunun sonra döneceğim. Bir ara söylerim. İlk önce şunun tadına bakayım da sonra yemedi falan demeyin. Çok güzelmiş. Çok hafif. Her neyse. Arkadaşlar, bu koronavirüs ile ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. Birkaç ay önce koronavirüsü tam olarak yayılmadan önce ben bir video çekmiştim ve bu çok tepki almıştı. İşte tamam çok abartma işte koronavirüsü geldi neden bu kadar kaos yaratmayı seviyorsun falan gibisinden. Ama bunu söylemeyi hiç sevmiyorum ama yine haklı çıktım. O videoda söylediklerimin hepsi çıktı. Ay ay ola ola hani devre devre oldu. Bunu üniversitede de anlatmıştım konu olarak tahtada. Bu da çıktı, bunlar da çıktı. O zaman ben şimdi bunları öylesine söylemiş. 60 mı oluyorum gibisinden kendi kendime bir düşündüm. Peçetem nerede? Sonra düşündüm. Hani ben bunları konuştum falan. O zaman ben birazcık dedim biraz daha araştırma yapayım dedim. Bu araştırmalarımın sonucunda çok farklı bir şeye vardım. Arkadaşlar bu çok gerçekten sarsıcı bir konu. Evet biliyorum ama bunu söylemek istiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdiden söyleyeyim. Fikirlerinizi güzel bir şekilde sunmayı deneyebilirsiniz. Benim söylediklerime katılmıyorsanız sana katılmıyorum. Böyle böyle düşünüyorum ama hakaret içerikli yorumları kabul etmiyorum. Siz yazıyorsunuz, siz rezil oluyorsunuz arkadaşlar. Ay saçmalık, ay bu konular çok saçmalık. Saçmalıksa o zaman izlemeden kapatacaksın. Anladın mı? Hani sana burada beni izleme demiyorum. İzle ama kötüyse kötü de. Ama bu kadar da çok yapıcı eleştiri yap. Yani demek istediğim bu. Her neyse. İşte ben nasıl desem. Ben Amerika'nın ve Çin'in oyunu olduğunu düşünüyordum koronavirüsün. Sonunda bazı kişiler de o zaman Çin neden kendi halkını öldürmek istesin? Amerika niye kendi halkını öldürmek istesin? Arkadaşlar zaten savaş böyle başlar. Hani kendi halkından birkaç kişi, ya birkaç kişi derken birkaç bin kişi ölürse zaten onlara ne zararı olabilir ki? Adamlar para sayıyor, anladınız mı? Hani birkaç bin insan onlar için hiçbir şey. Korunması gereken insanları zaten koruyorlar. Ama şöyle bir mahalleden geçen insan onun için ne kadar önemli olabilir? Bir düşünebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim. Hatta Çin ve İngiltere, yani hani İngiltere hiç bu işte yokmuş gibi gözüküyor ya, hani İngiltere ne yapmış olabilir? Çin mi anlaştı gibi. Ama bu bizim tarihle ilgilenen varsa bu tarihte
İngiltere ve Çin her zaman bir gizli planlar içerisinde olan iki ülke. Bu iki ülke hep gizliden gizliye bir şeyler yapmış. Çin ve İngiltere, Çin ve Amerika. Anladınız mı? Düşman gibi gözükseler de yine de birbirleriyle güç bulup bir şeyler yapıyorlar. Yani bunlar böyle. Limonumu çıkarayım. Demek istediğim, evet böyle düşünüyorum. Bu üç ülkenin birbiriyle anlaşma yaptığını düşünüyorum. Bilerek yaydığını düşünüyorum. Ve bu da hiçbir şey diyorum. Tabii yine bir şey gelecek bana. Yine kaos yaptı Eda. Hayır, göreceğiz hep beraber. O zaman yine dediğime gelince insanlar anlayacak ne demek istediğimi. Şu an elim battı. Bu iki, üç ülke işte birbirleriyle anlaşma yapıp bunları yaptıktan sonra zaten asıl olan amaca gelecek. Ve bu amacın ben ne olduğunu çok araştırdım. Ne yapabilirler, kendilerini ne kazandırabilirler diye çok düşündüm. Ve gerçekten çok çarpıcı bir şeye denk geldim. Yeni bir ırk yaratmaya çalışıyorlar. Hani yeni dünya düzeni altında yeni bir ırk yaratmaya çalışıyorlar ve robotik insanlar üretmeye çalışıyorlar. Sadece kendi dediklerini yapacak, sadece akıllı, sadece zeki insanların bulunduğu bir dünya yaratmak istiyorlar. Amaçları bu. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ve fakir kimsenin kalmasını istemiyorlar. Ekonomiyi ve dünyayı kendi yarattıkları insanlarla düzenlemek istiyorlar. Başlıca Amerika olmak üzere tabii ki de bu dediğim. Çarpıcı olan kısım ise cinni insanlar üretmek. Şimdi diyeceksiniz ki cine ne ara geçtik? Arkadaşlar, Deccal'a hizmet eden bir grup var. Bunu biliyorsunuz. Deccal'a hizmet eden grup bizim gibi yani Müslümanlar ya da başka bir şeye inanan insanlardan hoşlanmıyorlar. Ve bu insanları parçalamak, öldürmek veya hastalık bulaştırmak istiyorlar. Çünkü ölmelerini istiyorlar. Çünkü onların soylarını tüketmek istiyorlar. Anlatabiliyor muyum olayı? Ama kendi istedikleri gibi bir ırk yaratırlarsa, inni, cinni oluyor ya, cinni varlık yaratırlarsa eğer, bir cinle bir insanı evlendirebilirlerse, bunun daha yüksek ve deccale ve şeytana daha çok hizmet etmesini sağlayacak gibi düşünüyorlar. Bak gerçekten birazcık araştırırsanız bunun gerçekten saçma bir teori olmadığını bilirsiniz. Bakın teori diyorum altını çizerek. Ve bu gerçekten yüzyıllara bakarsanız eğer ne demek istediğimi anlayacaksınız zaten. Hani yani burada ben boş yapmıyorum şu anda. Ben neden kendimi böyle o zaman saçmalıyorsam böyle bir şeye, bu riski göze alayım. Çünkü bana bir sürü mesaj gelecek. Yani bir sürü tehdit gelecek. Neden böyle şeyler anlattın diye falan. Benim düşüncem bu. Net amaçları yeni dünya düzenini kurmak, yeni dünya insanlarını kurmak. Ve koronavirüsün ikinci dalgası daha gelmedi. Buzdağının gözükmeyen tarafı var. Biz daha hiçbir şey bilmiyoruz.
biliyormuşuz gibi zannediyoruz. Ama yanılıyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu dünyada öyle şeyler var ki aklınızın bile ermeyeceği şeyler. Ben bunu yazmayı çok düşündüm makaleme ama sonradan dedim ki hayır dedim, yazmayayım. Daha çok kitleye seslenmiş olurum. Daha çok ilgi çeker ve ilgi çektiği için de daha çok kişiye ulaşmış olur diye düşünerek çekiyorum bu videoyu. Çok fazla kötü yorum alacağımı biliyorum. İşin garip tarafı böyle konularda YouTube'da görünen kısım linç atıp Instagram DM'lerinde bana bu konuya katıldıklarını ve kendilerinin de öyle düşündüklerini söylüyorlar. Garip olan bu. Arkadaşlar korkmayın. Benim gibi düşünüyorsanız siz de belirtebilirsiniz. Yani size bir şey yapacakları yok. Veya onlar size linç atsa ne olur? Zaten siz bildiğiniz yoldan şaşmamış oluyorsunuz. Boş verin. Yani şu an o kadar aslında diyecek şeyim var ki. Çip takılacak deniliyordu insanlara bu sayede. Ne sayesinde? Koronavirüs aşısı ya da koronavirüsle ilgili bir test yapılıp iğne hani bir yere elbet vurulacak ya hani çok çoğalırsa falan. Bu iğnenin içinde veya bir şey kapsülün içinde bulunan çipi sizin bir yerinize yerleştirecekler. Ve bu sayede sizin ne yaptığınızı her dakika her saniye kontrol edebilecekler. Veya sizin yapmak istemediğiniz şeyleri onların yapmak istediği şeyi sizin üstünüzde deneyebilecekler bu çipler sayesinde. Çünkü kontrol edebiliyorlar sizin vücudunuza girdikten sonra. Çünkü o bir öyle bir alet ki yani hani bir de bu olay var. Bu arada su içiyorum yani o kadar gerginim. Bu aralar hem final ödevlerimle uğraşıyorum hem de bu konuları araştırıyorum. Kaybetmemeye çalışıyorum daha doğrusu. Çünkü bilgileri sunmak istiyorum sizlere. Gelelim şu konuya. Babam aradı daha demin. Ve dedi ki işte biz kan testi falan vermedik demiş sağlık ocağına. Şu an yani bizim mahallede koronavirüsü çıkmış olan bir insan geziyor. Ne yazık ki onu arıyorlar ve bulamamışlar. Nasıl bulamamışlar bilmiyorum artık. Pardon, koronavirüsü çıkmış kızda ama kızı bulamıyorlar. Kan vermiş ve öyle çıkmış ne yazık ki. Bizi de aramışlar. Yani babamı aramışlar. Eda Boğatemur kızınız mı? Hani haberiniz var mı? Bir rahatsızlığı var mı? Gelip buraya verdi mi falan kanını gibisinden. Babam da yok demiş. Vermedik. Olsaydım ne olurdu? Bilmiyorum. Yani bu konuları anlatmak istedim sizlere. Ben niye doydum bu arada ya? Hamburger yerken doymuyorum. Bunları yerken doyuyorum. Diğer peçetem de buradaymış. Sizler işimi bitireceğim bunu. Umarım. Çok güzelmiş bu arada. Sade. Kartlarını da yollamışlar. Hayat gibi biraz acı, biraz tatlı demiş her şeye. Benim niye dişime takılıyor ya?
Benim suyumu doldurayım da. Arkadaşlar bir de bazı kanalların da şöyle bir şeyini gördüm. Şu konuya da değinelim bu kadar kötü konuşmuşken. Arkadaşlar bana o kadar çok mesaj atıyorsunuz ki. Beste Kartal'la arkadaş mısın? Beste Kartal'la mukbang videosu çekecek misin? Beste Kartal hakkında ne düşünüyorsun? Beste Kartal kızıl, sen kızılsın. Kızıl Kreşi diye sesleniyorlar size fanlarınız. Arkadaşlar yani artık kıza mesaj atacağım yani sizin yüzünüzden. Hayır, tanışmıyoruz. Kendisiyle bir ilgim yok. Yaptığı işe gurur duyuyorum. Çünkü o bir kadın sonuçta. Ben de bir kadınım. Birbirimize destek çıkmak zorundayız her konuda. Böyle bir ülkede. Çok güzel uğraşıyor, büyüyor. Başka ne diyebilirim? Buradan da açıklık getirmiş olayım. Tanışmıyoruz. Sürekli birbirinizi şeye sokmaya çalışıyorsunuz. Onu fark ediyorum. Neden bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Hiçbir alakam yok çünkü. Tuhaf. Tuhaf geliyor yani sadece. Bunu söyleyebilirim. Onu da iyi ki de aklıma geldi yani bu videoda söylemiş oldum. Şunu artık zıkma Eda be. Bir şey daha söyleyecektim de şimdi You wanna fight me? Böyle bir acılık var ama böyle çok acı değil. Niye böyle oldu? Yandı ama dilim. Çok tatlı bir renk. İki tane su. Ya bu sos acı sos ve ben açmayı unutmuşum. Neyse zaten bitti. Ben de bittim. Doydum. Bir tazına bakacağım. Korkuyorum. Aa. Bence çok güzel. Çok beğendim. Bittim ama. Başka bir sitem yok mu ya? Tamam. Okey. You wanna fight? Ben peki neden bu kadar enerjik oldum çiğ köfteden sonra? Kendime geldim, doping yaptım. Sebzeleri, çiğ köfteleri, acıları doping yaptım. Kasa bak. Neyse. Şimdi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Her yer peçete oldu, dağıldı falan. Neyse. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok yavaş ilerliyoruz. Bu ne hız ya? Gibi düşüncelerle her gün uyanıyorum. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa sorabilirsiniz. Instagram demeden falan fark etmez. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bu konuştuklarımı bir düşünün. Ona göre maskesiz dışarı çıkmayın lütfen. Kendinize çok dikkat edin. Bunları diyeceğim. Görüşmek üzere. Ay ASMR yapasım geldi, kusura bakmayın. Şu an takıntı oldu. 59-20 tamam. 20 dakika olmayınca kapatamadım. Çünkü orada 59 yazsaydı çok sinirim bozacaktı. Neyse boş yaptım. Yine görüşürüz.